Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları kazanım soru bankası test 4 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Aşağıdaki tabloda 3 farklı ürünün maliyet ve satış fiyatları gösterilmiştir. 1, 2 ve 3. ürünlerden elde edilen kar yüzdeleri sırasıyla %x, %y ve %z'dir. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi gençler birinci ürünle başlayalım. 20 liraya maliyet e, mal olmuş gençler 24 liraya satılmış. Onda buradaki karımız 24'ten 20'yi çıkartacak olursam 4 TL karımız var gençler. bu 4 TL maliyetten kar gençler. Yani 20'de 4 lira karımız var. Bunu 20'de 4 olarak yazarsam e, karımızı gençler yüzde çevirmek için testimizin paydasını 100 yapmam gerekir. 5 ile genişletiyorum. Evet yüzde 20 olur. Birinci üründeki kar yüzdemiz. Evet, bu yüzde 20. Yani buradaki x'in değeri gençler. Bu yüzde x eşit. Evet, i̇kinci ürün gençler %Y idi. E, 50 lira pardon 40 liraya alındı. E, 52 liraya satıldım. 52'den 40'ı çıkaracak olursam gençler 12 TL e, kar yapılmış. Evet, bu 12 lira gençler 40 lirada yapıldı. Yani 40'ta 12. Yüzdeyi evet, çevirmek için öncelikle kesimizin paydasını yine 20 yapmak için şöyle 2 ile sadeleştiriyorum. 6 bölü 20 olur. Bunu da 5 ile genişletirsem %30'dur gençler. Evet ikinci üründe %30 yani bu da %Y idi. Evet, son olarak üçüncü ürüne bakalım. Evet, 60 liraya mal edildi gençler. 75 liraya satıldı. 75'ten 60'ı çıkarıyorum. Evet, 15 TL karımız var gençler. Bunlar kar. Ee, 60 lirada 15 lira kar yapıldıysa 60'ta 15 bunu da yine 20 yapmak istersem gençler şöyle 3 ile sadeleştirirsem 15'i 3'e böldüm 5. 60'ı 3'e böldüm 20'ye. Yine yüzdeye yi çevirmek için 5'le genişletiyorum. %25 oldu. Evet bunu da %25 olarak yazarsak bu da yüzde Z'ye eşittir. Evet küçükten büyüdür. doğru sıraya koyacağız gençler. %20 küçüktür %25. O da küçüktür. %30 olarak yazdım. %20 arkadaşlar x'in değeriydi. %25 z'nin değeri. %30 da y'ydi. Yani x, z ve y sıralaması olacak. x, z, y, a seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet ikinci sorumuza geçelim. 60 TL'ye alınan gömleğe 12 TL zam yapılmıştır. Bu gömleğe yüzde kaç zam yapılmıştır diye soruyor gençler. 60 lirada 12 lira zam yapıldıysa. Arkadaşlar bunu kesir olarak direkt yazarız. Bakın 60'da 12 yüzde kaçtır diye düşünüyorum. Şöyle 3 ile sadeleştirelim değiştirelim önce. 12'yi 3'e böldüm. 4 60'ı 3'e böldüm. 20. Yüzdeyi çevirmek için 5 ile genişletirsem Evet. Yüzde 20 zam yapılmıştır diyorum. Ve yüzde 20 cevabını B seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Mine çözmesi gereken 800 soruyu her gün 32 soru çözerek bitirmeyi planlamaktadır. Buna göre Mine 5 günde çözmesi gereken soruların yüzde kaçını çözmüştür diyor. Gençler 1 günde 32 soru çözdüyse 5 günde 5 çarpı 32'den 160 soru çözmüştür. Toplam soru sayısını gençler paydaya yazıyorum. Yani 800'de 160, yüzde kaçtır diye düşünürsek faydayı 100 yapmak için 8'e sadeleştiriyorum. 168'e böldüm 20. 808'e böldüm 100. Demek ki %20'sini çözmüştür gençler. Buradan da B seçeneği bu sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, dördüncü sorumuza geçelim. Bir kırtasiyeci 8 TL'ye aldı. Bir defteri 14 TL'ye satmaktadır. Buna göre bu kırtasiyecinin bu devletlerin satışından karı yüzde kaçtır diyor. Gençler 14'ten 8'i çıkartırsam. Evet 6 TL karı var gençler. Evet 8 lirada 6 lira kar yapıyor. Yani 8'de 6 yüzde kaçtır diye düşünüyorum. Öncelikle sağa değiştirirsem gençler. Şöyle 2'ye bölersem. 3 bölü 4 olur. Yüzdeye çevirmek için 25 ile genişletiyorum. %75 kar yapmıştır diyoruz. %75 cevabını B seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 5. sorumuzda 140 gram şekerli suyun 56 gram şekerdir. Buna göre bu karışım yüzde kaçı sudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 140 gramın 56 gramı şekerse 140'tan 56'yı çıkarıyorum. Evet sıfırdan çıkmaz ondan 6 çıktı 4. Burada 3 kaldı. Evet 13'ten 5 çıktı 8. Demek ki gençler 140'ın 84'ü 84 gramı sudur gençler. O halde 140'ta 84. Evet, yüzdeye çevirmek için önce paydamızın 140 ve 84'ü gençler 7 ile sadeleştirebilirim. 84'ü 7'ye böldüm 12. 140'ü 7'ye böldüm 20. Bunu da yüzdeye çevirmek için 5 ile genişletirsem. demek ki %60'ı sudur diyoruz. Ve %60 cevabını A seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 6. sorumuza geçelim. 320 gram şeker ile 480 gram su karıştırılarak şekerli su yapılıyor. Buna göre bu karışımın yüzde kaçı şekerdir diye soruyor. Gerçekten önceki karışımın tamamına bakalım. Böyle karışım diye göstereceğim. 320 ile 480'i toplarsam karışımın tamamı 800 gramdır. 800 gramda gençler şeker oranını soruyorum. 800 gramda 320 gram şeker var. 800'de 320. Bunu yüzdeye çevirmek için şöyle 8 ile sağa değiştiririz. 328'e böldüm 40. 808'e böldüm 100. Demek ki yüzde 40'ı şeker olur diyoruz. Bunu da B seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. 7. sorumuzda 450 TL'ye satılan bir ürünün satış fiyatından indirim yapılarak 270 TL'ye satılmaya başlanmıştır. Buna göre yüzde kaç indirim yapılmıştır? Gençler öncelikle indirim bakın benden yüzde indirimini soruyor. O halde indirim tutarını bulalım. 450'den 270'i çıkaracak olursam e, 0, 5'ten çıkmaz. 15'ten 8 çıktı. Böyle 15'ten 7 çıktı 8. 3'ten 2 çıktı 1. 180 TL yapılan indirim gençler. 450 lirada 180 lira indirim yapıldı. 450 de 180 diyorum. Böyle 9'a sadeleştirecek olursam her iki tarafı 9'a bölelim. 180'i 9'a böldüm 20. 450'yi 9'a böldüm 50. Yüzdeyi çevirmek için 2 ile genişletirsem Evet yüzde 40 indirimi yapılmıştır diyoruz ve 40 cevabına A seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam ediyorum gençler 8. soruya geçiyorum. Onur Hoca has ticaretten bir fotokop makinesi almış 560 TL KDV ile birlikte 4560 TL ödemiştir. Buna göre fotokop makinesi için yüzde kaç KDV alınmıştır diye soruyor. Gençler KDV miktarı 560 lira. O halde öncelikle ürünün KDV'siz fiyatını bulacağız. 4560'dan 560 çıkartırsak 4000 lira gençler ürünün KDV'siz fiyatı. Şimdi 4000'de 560 lira KDV alındıysa aynen yazıyorum. 4000'de 560 lira KDV alındıysa şöyle sıfırları attım. 56 bölü 400 oldu. Bunu da gençler yüzdeye çevirmek için 4'te değiştirelim. 56 4 ile sadeleştirelim. 56'yı 4'e böldüm 14. 400'ü 4'e böldüm 100. Demek ki gençler 14 KDV alınmıştır. Buradan da A seçeneği bu sorumuzun doğru cevabıdır. Evet 9. soruya geçelim. Yukarıda verilen kampanyadan yararlanan bir kişi kampanyasız fiyata göre yüzde kaç indirim almıştır diye soruyor. Gençler iki tane gömlek alsaydım Öncelikle arkadaşlar burada bir gömleğin fiyatına, bir gömlek fiyatı diyorum. Yüzde hesaplarına gelse eğer ürünü bilmiyorsak bir gömlek 100 TL olsun diyelim. İndirimsiz olarak gelse iki gömlek alsaydı 2 çarpı 100'den 200 TL ödeyecektim. Bu indirimsiz hali. kampanyada gençler iki gömlekte iki gömlek alana ikincisi yarı fiyatına. Yani birincisine 100 lira vereceğiz. İkincisine gençler yarı fiyatı 50 lira vereceğim. Yani 150 TL verecek kampanyalı fiyatı. Bu da kampanyalı. yapılan indirim gençler 200 liradan 150 TL'yi çıkaracak olursam evet 50 TL yapılan indirim gençler. Nereden yapıldı gençler? 200 liradan yapıldı. O halde 200 de 50 yüzde kaçtır diye düşünürsek şöyle 2 ile sadeleştirelim. 25 kampanya 25 indirimi yapılmış diyoruz gençler. 25 cevabını B seçeneğinde doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. 10. sorumuza bakalım. Evet, okul mevcudu 200 kişi gençler. Geziye katılmak isteyenlerin sayısı 150. Geziye katılanlar gezile katılmak isteyenlerin %60'ı. Yani gençler geziye katılanlar %50'nin %60'ı. 150'ye 60 bölü yüzde çarpıyorum. Böyle sıfırlar gitti. 15 çarpı 9'da bu arada 15 çarpı 6'dan 90 kişi geziye katıldı. Yukarıda 200 öğrencisi bulunan bir okulda yapılan geziyle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu okulda geziye katılan öğrenci sayısı Okul mevcudunun yüzde kaçıdır? Ya işte okul mevcudu 200 kişiydi 200 200'de geziye katılan 90 kişi. Evet bunu yüzdeye çevirmek için şöyle 2 ile sadeleştirsem Evet yüzde 45'i geziye katılmıştır diyoruz. Ve yüzde 45 cevabını A seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 11. sorumuza geçelim. Yukarıda kenar uzunlukları 50 santimetre ve 100 santimetre olan çerçeve içerisine kenar uzunlukları 30 santimetre ve 40 santimetre olan Cahit Arif resmi konulmuştur. Buna göre Cahit Arif'in e, resminin olduğu alan toplam çerçevenin yüzde kaçıdır diye soruyor. Yani işte öncelikle çerçevenin alanı 50 çarpı 100'den 5000 santimetre kare. Resmin alanı gençler. Kenarları 30 ve 40 santimetreydi. 30 da 40'ı çarparsam 1200 santimetre kare. Buradan arkadaşlar 5000 de 1200 100 de kaçtır diye düşünüyoruz. Şöyle ikişer sıfır atarsam 12 bölü 50 bunu yüzdeye çevirmek için 2 ile genişletirsem %24'üdür diyoruz ve yüzde %24 cevabını evet, C seçeneğinde doğru yanıt olarak görüyoruz. Evet 12. sorumuza geçelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi A seçeneği gençler 30 sayısı 120'nin %25'idir diyor. şöyle 120'de 30 yüzde kaçtır diye düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle 30'a sadeleştirecek olursam 4 de 1'dir. Bunu da yüzdeye çevirmek için 25 ile genişletiriz. Evet yüzde 25 olduğunu görüyoruz. Demek ki A seçeneği doğrudur. Evet B'de gençler 60 sayısı 300'ün yüzde kaçtır diye düşüneceğim. Evet 300'de 60. Yüzdeye çevirmek için 3 sadeleştirelim. Evet yüzde 20'sidir gençler. Demek ki B seçeneği de doğrudur. Evet, 90 450'nin gençleri yüzde kaçım? Yani 450'de 90. Böyle sıfırları sıfırlara attım. 1 de 9'a sadeleştirelim. Evet 5 de 1'dir. Bunu yüzdeye çevirmek için 20 ile genişletirsem. Evet yüzde 20'sidir. Bakın C seçeneği de doğrudur. Evet, son olarak gençler Denizli seçeneğinde 144 sayısı 360'ın yüzde kaçı bakacağız? Şuradan yazalım. 360'da 144 pardon. Gençler şöyle 36 ile sadeleştirecek olursam 144'ü 36'ya bölersem 4 360'ı 36'ya böldüm 10 Yüzdeye çevirmek için 10'la genişletiyorum. Evet yüzde 40'ıdır. Bakın gençler Denizli'de %60 yazdığı için bu ifade yanlıştır. Ve sorumuzun doğru yanıtıdır diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.